tarihi efendim Beyoğlu Kuru Kahvecisi. İşte bizim gerçekten geleneklerimizi hem yaşatan, hatta ben okuduğum kadarıyla Habeşistan'da Veysel Karani Hazretleri bir yapraktan tadıyor ve bu çok hoşuna gidiyor. Keyif veriyor, keyife gidiyor. Keyife daha sonra kahveye dönüşüyor ve bizim işte o Osmanlı döneminden bugüne kadar gelen bir gelenek. Evet, siz de yine böyle her zaman her yerde yapıyorsunuz. Vallahi bir kahvenizi içelim sade bir şekilde. Efendim, sade Türk kahvesi hemen Hacer Hanım'a. Çünkü Türk kahvesinin hatırı vardır diye bir de geleneğimizde cümleleri var. Aslında Osmanlı'da özge şeymiş, kahvenin yanında su konuluyormuş. Suyu içen aç olduğunu, içmeyen de tok olduğunu gösteriyormuş. Ben de bir dönem Osmanlı dönemiyle ilgili bir mutfak programı yaptığımda öğrenmiştim. Çok da değişik geldi. Ama gerçekten kokusu direkt girdiğimiz anda seni bizi çekiyor. Değil mi? Ben de içeriye az önce bir girdim çıktım. Bir yani çok güzel kokuyor atmosfer. Evet evet, müthiş. Hem kokunuzla hem dokunuzla harikasınız. Dokunmuşsunuz. Afiyet olsun. Bir şey söyleyeceğim. Özge'nin standı hep çok yoğun ve çok kalabalık. Haliyle tabii onunla tanışmak için standa merhaba diyen birçok insan var. Bence son derece keyifli ve son derece memnun edici bir durum bu. Tarihi Beyoğlu Kuru Kahvecisi'ndeki Türk kahvesini tadıyorum ama önce ben her zaman kahveyi sade seçerim. Çünkü kahvenin tadı sade güzeldir. Önden yediniz çikolata ya da lokum zaten şeker oranını dengeliyor. Elinize sağlık, çok güzel olmuş.